Sevgili izleyiciler, güzel bir cuma sabahından, soğuk ama güzel bir cuma sabahından günaydın. Eskiden bu zamanlarda Mügeciğim böyle derdik ki ay yaz havası var ne güzel derdik. Şimdi kışı özledik. Kış gelsin diyoruz artık, bir kar yağsın, yağmurlar evet. yağsın. Şey günlerini de görecekmişiz dedik sabah haberleri dinlerken. Muhabir diyor ki evet yağmur yağıyor şu anda. Yani bir haber vereceğim diyor. Haber, evet. Güzel bir nikah haberiyle, düğün haberiyle başladım. Aslında biraz da eskidi de diyebiliriz aslında. Evet eskidi. Yani detaylar çıktı, görüntüler çıktı. Özcan Deniz üçüncü kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar'la Zekeriyaköy'deki evinde sade bir törenle evlendi. Aileden bir tek Özcan Deniz'in abisi Ercan vardı. Anne Kadriye Deniz katılmadı nikaha. Kadriye Hanım daha önce verdiği röportajda oğlumun evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Nikah masasına oturması gerekiyor mu? Asla gerekmiyor. Ben istemiyorum demişti. Evet. Şimdi tabii bu sürpriz nikahın ardından şöyle bir iddia da ortaya atıldı. Samar Dadgar 2 aylık hamile. Hamilelik haberiyle beraber apar topar nikah masasına oturdular. Nikahtan ilk karelerde dün sosyal medya hesaplarından basına servis edildi çift tarafından. O kareleri de getirelim. Kareler değişikti. Çok alıştığımız kareler gibi değildi. Tarzları da farklıydı. Bu eski nikahtan kareler. Evet bu eski. Bu hikayenin yanını Feyza aktarma oldu. Onu da konuşacağız. Evet. Bu nikahtan kareler. İkisi de spor ayakkabılarını giymişler. Böyle biz genciz. Enerjimiz de çok yüksek. Bakın da işte evlendik. Ne kadar farklı değil mi? Evet. Yani genelde aslına bakarsan Özcan Deniz'in nikah haberlerini verirken değişmeyen kurallar var. Mesela aradaki yaş farklarını hep konuşuyoruz. Feyza Aktan'la 20 yaş fark vardı. Samar Dadgar'la 24 yaş fark var. Feyza Aktan nikah masasına oturduğunda 26 yaşındaydı. Samar Dadgar 26 yaşında. Nikah nedense hep bir Zekeriyaköy'deki evde yapılıyor. Sadece böyle 3-5 yakın dost çağrılıyor. Öyle büyük düğünler, görkemli törenler ama ki bu kızlar da ilk kez nikah masasına oturuyor. Hani evleniyorlar. Onlar da isterler böyle güzel beyaz gelinlikler giyelim. Görkemli düğünler yapalım. Özcan Deniz'le evlenmek. Olabilir. tabii ama yine ortak özellik. Feyza Aktan'da böyle bir zorla bir fotoğraf geldi. Ama Samar Dadgar'la olan fotoğraflarda daha bir özenli. Evin içini de görüyoruz. Öteki türlü sadece nikah masasını şuraya kadar görebildik. Şimdi evin içi sağ solu falan bir gözüküyor. Bir geniş açı alınmış. Bir kere Feyza Aktan simsiyah bir kıyafetle nikah evet. masasına oturdu. Siyah bir elbise. Kıza gelinlik bile giydirmediler. Samar Dadgar modacı olduğu için bence kendi gelinliğini kendi tasarladı. Evlilik teklifi gelir bir gelmez. Bir şık görünüyor. Tabii evlilik teklifi çok gelir gelmez. Görünüyor. Gelinliğini tasarladı. Pozlar da çok ilginç. O parmaktaki kalp şeklindeki daha önce Lady Gaga'ya da sevgilisi o yüzükle evlenme teklifi etmişti. O yüzüğü gösterebilmek için böyle eşinin ensesine yapışmış, sahiplenen kadın tutuşu derler ya ona böyle. 1 milyon TL'lik bir yüzükmüş. Evet. Bazı arkadaşlar düğünlerde, diğer kareler nerede böyle enseden geldi? Bazı çiftlerin bazı düğünlerinde efendim davetiyenin basıldığı basım evinden arabaların kiralandığı limuzin şirketine yüzüğün alındığı kuyumcuya kadar nedense böyle 24 saat içinde detaylar yuvarlanıp önümüze geliyor. Biz Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden sonra Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın sade nikah töreninden de tüm detaylara vakıfız. Burada da hemen yüzüğün 1 milyon TL olduğu bir şekilde duyuruldu. Yani ne kadar bonkör Özcan Deniz. Çünkü Feyza Aktan'la boşanma davasında onun cimriliği, elinin sıkılığı, çocuğuna ve eski eşine zulmettiği maddi anlamda şeklinde o kadar çok haber yer aldı ki bak burada diyoruz ki vay be bonkör Özcan. İşte bak diyoruz ya bu hikayenin yanını Feyza Aktan oldu. Kız bir gelinlik bile giyemedi. Siyahlar içinde bir elbiseyle imzasını attı. Ünlü, zengin, popüler bir erkekle evli olmanın nimetlerinden asla faydalanamadı. Bir gardırop bile düzemedi kendine. Öyle ki evliliğin başında siyah tayt, kırmızı montu vardı. Öyle de bitirdi. Taytla başladı, o tayt ve mont üzerine yapışmıştı kızcağızın, çıkarmadı. Yazık, bir de boşandıktan sonra o kadar zorlu bir süreç geçirdi ki bir sözleşme imzalatıldı ona ve o sözleşmede şöyle bir madde vardı. Boşandıktan sonra
Hayatına kimseyi alamazsın, sevgili olamaz. Eğer olursa sana verilen bütün şeyler geri alınır. Ama maddiyat, bu arada evime bir şey de verilmedi aynen. Zaten otursun diye verilmedi. Aynen. Arabası bile kendi üzerine evet. Değildi. Bu arada yine Özcan Deniz'in evinde oturuyor teyze Ak'tan. Ve aylık 20 bin küsürlerde bir şey nafaka alıyor. Evet. Şimdi nafakaların çokça yükseldiği bir dönemde 20 bin ya da 22 bin civarı bir nafaka alması ünlüler dünyasında en düşük nafaka olarak değerlendiriliyor. Ama Özcan Deniz Feyza Aktan'ın aksine bak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hep pahalı otellerde tatil, pahalı otellerde balayı, yüzükler, mücevherler, otomobiller, bebek hediyesi, kıyafetler. Bu evlilikte zenginliğini duyacağız yani. Feyza Aktan'a inat. Eskiyi delirtmek istiyorsan yeniye daha fazla bonkör olacaksın. Tabii. Daha çok sevgini göstereceksin. Tabii. Sevmiyorsan bile daha çok seviyor gibi davranacaksın. O öteki taraftan da davalar uzayacak. Evet, şimdi kızların ikisinin ortak özelliği ne dedik? İkisi de 26 yaşındaydı nikah masasına oturduklarında. Acaba Özcan Deniz'in öyle bir yaş takıntısı mı var? İlla böyle bir 26'nın altında mı olsun istiyor biliyorsun. Leonardo DiCaprio'nun 25 miydi? Öyle bir yaş takıntısı var. Evet, 25'e onun gelince da kızlar 25, emekli oluyor. Hatta emekli şey oluyor. Diyorlardı. Her şey LYT. LYT diye bir espri yapılmıştı. Leonardo da yaşa takılanlar esprisi. Kızlar EYT, 25 LYT. Yaşına geldiği zaman kızlarla ayrılıyordu. Bir tane en son model sevgilisi 25. yaş günü kutluyordu. 25 yaşında kutlarken bu kızdan ayrılık kararı aldı. Bu kehanetten haberi var mı diye de haberleri yapılmıştı. Olabilir, genç seviyor olabilir 20'li yaşlarında. Kendisi de ak saçlarının dışında aslında genç gösteriyor. Sahne performansına falan bayağı hareketli ya da genç aşkla gençleşiyor. Kimileri de öyle taze kan arıyorlardır. İki nikahın ortak özelliği Feyza 8 aylık hamileydi. Nikah masasına oturduğunda Samar Datkar'ın da 2 aylık hamile olduğu hamile olma olasılığı var. Yüksek. Fotoğraf karelerinde de ben hatta eve gittim espri yaptım. Metin gel böyle poz vermeniz. Ben böyle bir pozu ilk defa gördüm. O enseden tutma filan. O da ilginç bir çalışılmış mı? Çünkü Özcan o yüzlük Deniz yönetmen. Şekilde... Özcan Deniz yönetmen. Doğru. Yönetmenliğe imza attı, senarist olarak da imza attı, hikayesine imza attı işler de fena değildi. Yani gişe rekorları falan da kırmıştı bazılarını da izledik, gayet iyi filmlerdi. Dolayısıyla Özcan Deniz yönetiyor, başrolde bu kez Samar Datkar var. Samar Datkar var. Neyse, yani bu kadar... o pozlar falan böyle yüzüğü göster, ensemi tut, o iş siyah beyaz olsun falan. Çok şık üzerine çalışılmış detaylar. Mutluluklar diliyoruz çifte. Bu kadar bir torba laftan sonra. Bayılırım. Şimdi de mutlu olur. Bayılırım biliyor musun? Özcan Deniz de izleyince gülüyordu. Aslında konuğumuza da bir yorumlatmamız gerekiyor. Konuğumuz aslında cuma günü gelsin istedik. O da cumayı seçti. Çünkü neden? Cuma günü böyle güzel güzel konuşan dinleyeceğimiz insanlar istiyoruz. Nedense evet. Değil mi? Öyle bir şey istiyoruz. Yorgunluk çöküyor çünkü. Yorgunluk çöküyor. Haftanın yorgunluğu çekiyor. Ve yeni baba olan babalıktan bahsederken kah ağlayan kah gülen sevgili Nihat Doğan bizlerle birlikte. Nihat'cığım sen yandık hoş yandık bulduk. Derken gece tam giden yandık. Uykular. Tam yandık mamalar, abicim. Bezler. Anlat bakalım. Ya ben bu işten hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi billahi kardeşim çocuk geldi sabah akşam. Süt içiyor. Affedersin. Evet. Ortalığı böyle bir tertemiz yapıyor. Ha. Ondan sonra işin yok altını temizle. Ha. Bir de uyuyor abi. Başka hiçbir şey yok. Ne sohbeti var, ne muhabbeti var. Ne hani konuşacaktık böyle mi? Böyle mi sözleşmiştik ya? Ne sohbet edebiliyorsun, ne muhabbet edebiliyorsun. Hiçbir uyku şey da yok. Yok. Uyku yok. Anamız ağladı zaten. Uykusuz geldim Kur'an çarpsın. Ya, uykusuz araya geldim girmek ya. İstiyorum. 10 günde gelinen noktaya bakar mısın? Evet. 10 evet. Günde iflas bayrağını hanım da diyor ki sesinde çiçekler açıyordu. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin. Hedef biz miyiz kardeşim? Ben böyle bir 10 günde küllüm olduk yani. Tertemiz, kılçıksız, plato. Arazi hanım da diyor ki artık diyor mamaya döneceğim diyor ya. Mahvoldum diyor. Bu kadınların şey belirli bir yerden sonra artık uçlarında şey mi oluyormuş? Evet. Yaram oluyor. Artık çocuk sabah akşam abi. Bir de krize giriyor. Buradan bir tane profesör falan varsa çocuk mocuk uzmanı. Allah aşkına bağlansın çocuk kendini kesiyor ya. Vallahi bile o The Walking Dead yok mu zombiler evet, gibi? Evet. Diyor. Abicim ben bir şey anlamadım. Vallahi bak çocuk acıkınca bakıyorum suratı. Ebeveyn gittim abi.
Sen mi dedim çocuğun suratını çırdın mırdın? Bak 10 gün önce diyorduk. Vallahi çocuğun suratı tırmık geçirilmiş gibi ya. Ama sen ne karıyı demiş? Boşayacaktın asla. Yok dedi, kendi kendine yapıyor. Nasıl kendi kendine yapar? Abi önünü koyuyorsun. Ama sen ne demiştin? Yeni bir Nihat Doğan geldi. Türkiye buna hazır mı demiştin? Abi, abi yeni biz Nihat hazır Doğan. Değilmişiz. Biz hazır değilmişiz. Ya kendi kendini. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Şu an bizi izleyen bir tane hocam hoca varsa yazsın bize Allah rızası Allah için. Allah. Ya. Çocuklardan sorumlu hocalar yok mu doktorlar? Evet, evet, evet. Ya bir tanesi yazsın. Açlıktan çocuk kendini. Kan değil, o süt istiyor işte. Abi böyle bir şey olur mu ben hayatımda? Ne yapıyor? Bu model. Bak yemin billah ediyorum. Kendi kendine şimdi bakarsın çocuk. Bir geliyorsun. Hayır, bir kendini mi tırmıklamış? Ya, ya şimdi diyor hani biz derlerdik ki yani biz de uzman değiliz evet. Yani. Ha. Çocuk ağlarsa ya altını pislemiştir. Evet. Ya açtır. Evet. Ondan sonra ya da gazı vardır. Gazı vardır. Ha. Değil mi? Anlamazsın. Üçünü evet. Kontrol edersin. Bu kurnaz. Babası gibi zeki elini direkt ağzına götürüyor. Ondan sonra bakıyorsun kendini kesiyor. Kafayı deliriyor. Süt içince de tövbe estağfurullah dedim. Bu zombi gele zombi mi geldi ne geldi. Ben böyle bir senaryo görmedim. Fakat sana benziyor. Allah, benziyor mu? Cadde fotoğrafı vardı. Arkadaşlar onu getirebilir miyiz? Yok bu değil, daha sonra bir poz daha verdi. Bir poz daha önce verdi. Bu mutlu günler. Valla hanımı, bu mutlu, bu cici mayları. Bu cici mayları hanımı boşuyordum. Eve bir geldim, sahnemiz vardı, eve bir geldim. Çocuğun suratı yara bere içinde. Sen ne yaptın dedim çocuğa ya. Vallahi dedi ben bir şey yapmadım. Nasıl görmüyor musun çocuğun suratı? Meğer çocuk sinirden kendi kendini çiziyormuş. O eldivenlerini de çıkarıyor, el takıyorsun ya eline. Böyle bir senaryo yok ya. Evet, bir sonraki karede de gerçi evet. Huzurlu gözüküyorsun. Çok huzurluyuz. Ama burada çok başına geleceklerden habersiz. Çok huzurluyuz. Allah'ım. Diğer kareler de gelebilir arkadaşlar. Evet. Sonra şimdi 10. günde bu noktaya geldi. 10. günde 20'yi düşünemiyorum. Yani gerçekten 20'yi düşünemiyorum. Bu arada 13 benim uğurlu rakamım. Aa ne güzel. Ben de 13 doğumluyum. Ben Şubat 13. Çocuk 13. Ocak 13'te geldi. Yani... Bunda bir keramet var herhalde. Ben 13'ün uğruna çok inanıyorum. 13 rakamı. Gerçi mesela hani batıda hep şey derler. Ya 13 uğursuzdur derler. Şans. Ben Amerika'ya gitmiştim. Amerika'nın bazı otellerinde 13. kat yok. 13'den evet. 14 var. Evet. Ama ben bundan yıllar önce söylemiştim. Tam tersine eğer batı emperyalizm bir şeyi seviyorsa ondan sakının. Bir şeyi sevmiyorsa onda bir keramet arayın diye. 13'ün baktım abi. Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi 571. Topluyorsun 13 yapıyor. İstanbul'un fethine bakıyorsun 1453. Rakamları topladığın zaman 13 yapıyor. Yine Türklerin İslam'a dönüş ilk savaşı tarihi o da 751 diye hatırlıyorum. O da 13 yapıyor. Yani 13'ün uğruna inanıyordum. Ondan sonra ben de benim memleketim 49. Topluyorsun 13 yapıyor. 1975 doğumluyum. Topluyorsun 13 çıkıyor. Her yerden bir 13 çıkarmaya başlıyor. Boyum 1.75. O da 13 çıkıyor. Bizim de 13 yani... maddelik bir sıcak turumuz. Maşallah 13 maddelik. İstersen oradaki 13. maddeyi değerlendirebilirsin. Hemen evet. Ya bir şey söyleyeyim. 13. maddede de bir sevgili haberi var. Bir kere bu arada... bir gel şunu söyleyeyim. Tabii. Tabii hani şakayla makayla böyle güzel bir giriş yapalım dedik. Yani Allah herkese nasip etsin. O zaman bağlandığımda da söyledim. Gerçekten dünya sesin boşmuş. Sesin titriyordu. Evet. Gerçekten çok boşmuş. Ne para, ne pul, ne şan, ne şöhret. Dünyadaki tek servet insanın evlatıymış, evladıymış. Onu anladım. Allah önce tabii direkt girdik hakkınızı helal edin ama önce sizin evlatlarınızı sonra bizim evladımızı Rabbim bağışlasın. Bütün evlatlarımıza hayırlı kaderler yazsın. Hayırlı, güzel yazılar yazsın inşallah. Onları hep iyilerle karşılaştırsın. Evet. Bizi izleyen de başta hanımefendiler olmak üzere de hepinize selam, sevgi, saygılar. Sen bir şey söyleyeceğim. Akışı ver arada... yatın önüne. Sen akışı ay, ver bana. Ben ay, ay, akış hiç, benim araya, hayatım. Araya girmek zorunda bile kalmayalım ama bebekle ilgili bu arada, bir kare var ki sosyal bak, medyada çok ses getirdi. Özcan'ı, yedirmem. Ha. Tabii. Özcan'ı yedirmem. Ha. Özcan'ım sana her şey yakışır Özcan Deniz'e. Her şey yakışıyor. Mahsun'a da her şey yakışıyor. Mahsun'u tamam. Yedirir misin? Mahsun'u da yedirmem. Mahsun'u, ama Mahsun'u kurtaramadım. Mahsun'u program yapıyordum bu ilk eşiyle işte aldattı evet, haberleri. Evet, evet. Anam ağladı. Bir hafta boyunca montaj diye hanımefendiyi inandıramadık.
Ondan sonra bana dediler ki ya kardeşim bu orijinalmiş görüntüler, Mahsun'un görüntüleri. Ne oldu? Sorma dedim abi, başaramadık dedim. Evet. Başaramadık. Şimdi Mahsun Kırmızı Gül'le ilgili başka bir haberle başlıyoruz. Ama yine kötü bir şey değil, değil mi? Biraz tatsız. Prestij meselesinin vizyona girmesine az bir süre kala mahkeme koridorlarında kıyamet koptu. Mahsun Kırmızı Gül orada da başroldeydi. Sevgili ve aşk haberleri var, kavgalar var, barışmalar var. Mahsun'dan başlayarak yorumlarını istiyoruz. Hadi bakalım. Dünden gelen sıcak magazin haberleri. 20 sene aradı mı kardeşlerimizi? Utanmaz adam. He? 20 sene sonra. He? Eren. Ne yaptık? Ne ettik diye sordun mu sen? He? 20 sene sonra film çıkmış mı? Piyasaya çıkmış. Oğlum. Sakin ya. Biz Hilmi Bey'in anısına ve Hilmi Bey'in kendisine asla... Hiç kimseye, benim zaten sinemamda öyle bir şey yok. Kimseye saygısızlık yapma. Bir aradan 20 yıl geçmiş, bu talihsiz bir açıklama ama senaryoyu ben yani biliyorum zaten. Doğru onlar yani, yalan yanlış bir şey yok. Zaten bir de zedelenecek bir durum yok. Yaşanmış bitmiş yani. 20 yıldır zaten biz kendisiyle görüşmüyoruz. Yani ne Gürkan'ı arar, ne beni arar, ne annemi arar. İşte Mahsun abi dediği gibi yani film vizyona girecek. Piyasaya çıktı. Yani şu an babamın kemiklerini sızlatıyor. Ben 42 yaşındayım, hayatta şu adliye maddeye nedir bilmem yani. Neden açıldığımı biliyor musun? Yapma. Ya ulan. Tamam ulan. Doldum ya. Bırakın beni abi, tutmayın beni ya. Oğlum. Tamam bırak beni. Bırak. Senin babanın da olur mu? Olmaz ya. 20 senedir neredeydin? Doldan sen. Zeynep. Demir kaldırsan gel gözlerime bak. Volkan Bey çok kısa duygularınızı alsaydık. Vallahi neden açtınız? Maddi bir talepte mi bulunacaksınız? Yalnız bir kadın olarak hani herkes aşk kanalı yazılabiliyor. Sürekli bir isim yazılıyor. Sizden de hayatınızda birisi var mı? Yok. Kimse yok. Böyle iyi şu an. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum bizim geleneğimiz, göreneğimiz, ananemiz Mehter Marşı ve hayırlı uğurlu olacağını düşünüyorum, uğur getireceğini düşünüyorum. O yüzden Mehter Marşı ile açmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin. Abi burada ama bir soru sormam lazım. Şimdi genellikle bayanlar böyle saçlarını değiştirirler, böyle aşk hayatları kötü gittiğinde. Acaba bununla alakalı bir şey olabilir mi? Of ya, sen magazine dönsene ya. Mikrofonu birini de ben tutayım. Sinan Bey. Yok, gayet yolunda. O zaman tam tersini yapmam gerekiyor. Bazı işler öyledir. Yani çok emek vererek yapılan işler var. Ve o iş gerçekten çok emek verilerek yapıldı. Karşılığını bulmadı. Ama Kaan çok çalışkan bir oyuncu. Ben sevgilimle gurur duyuyorum. O yüzden bir yerde önemli değil. Çünkü ben onun ne kadar çalıştığını ve o ekibin ne kadar emek verdiğini biliyorum. Konuştunuz mu hiç peki hani... olumsuzluklar açısından hani neden böyle oldu gibisinden? Konuştuk ama burada konuşmayacağım tabii ki. Tamam, geliyorum. O zaman teşekkür edeyim mi size? Hadi edelim. Sesli ama Survivor'dan çocuklarını çok özledim deyip geri dönmesine bir yorumunuz olur mu? Çocuklarına buluştu mu, kavuşum oldu mu? Kapatmasaydınız yüzünüzü. İki var. Görseydik yüzünüzü. Birkaç kelime alalım. Bet. Koş. Efendim şöyle el ele görsek sizi. Nasılsınız efendim? İyi geceler. Çok seviyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz biliyoruz ama. Dursanız birkaç kelime konuşsak. Bet Bey nasılsınız? İyi misiniz? Yine sessizliğe büründünüz. İlişkiniz nasıl gidiyor efendim? En son ayrılma sebebiniz diye bu hanımefendi söylemişti ama doğru mu? Bir de saçlar da kesilmiş efendim. Bakalım çıkmıştı, böyle bir demesiniz vardı. Apo gel. Bendim. Hanımefendi merhaba. İlişkiniz nasıl gidiyor, iyi misiniz? Dikkat et. Sakin. Tamam. Güzel, çok. Ya, nacizane tekrardan evlilik düşünüyor musunuz?
Babam burada öyle bir masallar anlatıyor ki, zombi dedi senin için daha bak ne desin. Bak şimdi ağlayacak işte böyle, babalık analık böyle bir şey. İnsan duygulanıyor ya, dünyaya yeni gelen bir bebeğe. Annemle bebek doğacak artık, 2 gün kalmıştı. Annem aradı, ne yaptınız, çocuk geliyor mu gelmiyor mu diye. İşte biz de doktordan çıkmıştık son artık kontrolü. Doktor da demişti bir hafta sonra kesin hani çocuğu alacağız diye, günü dolmuş gerçi. Anneciğim dedim işte en fazla 5 gün sonra çocuk gelecek. Hı. Annem dedi ki acaba ben o günü görecek miyim? Evet canım benim. Şükürler olsun torununu gördü. Kucağına aldı. Babamın görmesini çok isterdim. Canım. 13 yaşında yetim kaldım. Yani babalık sevgisini çok alamadık, çok tadamadık. Keşke o zaman babamı kaybetmişim, çocuğuz da. Hep böyle akşamları babamız işten gelince mahalledeki diğer amcalarla beraber gelirlerdi. Her babanın elinde mutlaka bir şeyler olurdu. Bizim babamızın elinde işte kurabiye getirdi bize. Kurabiyeyi çok severdik biz. Babamız vefat ettikten sonra hep beklerdik böyle yine babamız gelecek diye. Herkesin babası gelirdi, benim babam gelmezdi. Ben boyacılık yapardım, yine gelir beklerdim babam, babam gelsin diye. Ve gidip anneme, anneciğim herkesin babası geliyor. Benim babam niye gelmiyor, benim babam ne zaman gelecek? Benim babam diye bize artık kurabiye getirmiyor. Bize küstü mü, babamız bize kırıldı mı diye. Annem de hep gelecek oğlum merak etmeyin, o çalışmaya gitti, işe gitti. Biraz uzaklara gitti diyordu. Böyle çocuğuma her baktığımda, babamız da çok genç yaşta vefat etti. Allah bana ömür versin diyorum. Amin. 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 Hadi güzel hadi şeylerden ortama, bahsedelim. Ortamı hadi daha değiştirelim. Yani şu, hadi değiştirelim. Sen güzel çok özür güzel diliyorum ama bizi hayır, eğlendiriyordun. Tabii ki evet, duygusal yani anların da olacak. Çok hep normal. Öyle, işte çıkışlar. Nihat, şu... Hep onu söyleyeyim. Allah bana ömür versin. Amin. Ben çocuğumun başında olayım. Çocuğum beni beklemek zorunda kalmasın. Benim yaşayamadığım bütün babalık duygularımı Allah evladıma nasip etsin. Buradan da babalarını yitirmiş, kaybetmiş olan evlatlara sabır diliyorum. Bunları da aslında anlatmaktan bir taraftan haz almıyorum, üzülüyorum ama bir taraftan da çok yetim kalan insanlar var bizim gibi. Yoklukla büyüyen, tırnaklarıyla bir yere gelmek isteyen. O insanlara da acaba bir rol model olabilir miyiz diye de bunları anlatma gereksinimi hissediyorum. Nihat, şimdi önümüzdeki habere yorumunu merak ediyorum. Tabii ki. Hukuk mezunu şarkıcı Ebru Polat. Evet. Evlenmeyi çok düşünmediğini söylüyor ama anne olmak istediğini dile getiriyor ve diyor ki Tayland'dan evlat edinmeyi planlıyorum. Bilmiyorum Türkiye'de evlat... Sahiplenmek istiyorum. Türkiye'den bilmiyorum bitti mi tabii de. Taylandlı istiyorum çünkü genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri olduğu için. Özellikle Taylandlıları istiyorum. Taylandlı bir çocuk istiyorum. Ebru Polat çok kıymetli bir kere, onun güzellik merkezleri de. Benim güzellik sektöründen çok ağzım yandı. Hı hı. Biliyorsunuz oradan çok büyük zarar ettik. Yok pahasına ben şubeyi verdim. Ve paramı alamıyorum. Yani Frenç'e devrettiğim sevim alandan paramı alamıyorum. Hep birilerini araya koyuyor, vereceğiz diyor. Bir kısım gönderiyor. Sürekli bir yalan dolan vesaire ama güzellik merkezi aman aman sakın sakın sakın. Fakat bu sektörde güzellik merkeziyle alakalı en dürüst çalışanlardan bir tanesi Ebru. Çok takdir ediyorum onun bu huyunu. Ama Ebru'nun yaşı genç, çocuk sahibi olabilir. İstemiyor musun? Yani fiziki bence olarak Ebru sakın, sakın 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 yanlış düşünüyorsun. Yani insan mutlaka o bebeği cennet kokusunu mutlaka hissetmeli.
Yani bazen yaştan ötürü herhalde, ben tam bilmiyorum o konuda da cahilliğimi. Evrun yaşı haberde 39 yazıyordu. Dur. Vallahi ben sana söyleyeyim ya, hani evrim için göstermiyorum ama bazı ünlüler var. Bir tek ben büyüyorum. 39'da kaldılar babacığım. Onlar ben 10 yıldır 39'da. İbrahim Tatlıses de hiç büyümüyor. Sizden İbrahim Tatlıses benden büyük genç. 60 yaşında. O da büyümüyor aynen öyle. Biz geldik. Yani büyümeyenler çok var böyle. Mehmet Ali Erbil de büyümüyor. Sen yetiştin değil mi hepsine şimdi? Efendim? Sen yaş olarak. Ya ben yetiştim. Ben şurada yani bir 3-5 sene daha kalsa İbrahim abiyle yan yana geleceğiz aynı yaşı. Yani diyecek tabii abi de mi? Yani donmuş, kendini dondurmuş insanlar var. Ama bazen insanlar gösterdiği yaştadır. Ebru'nun yaşını çok iyi bilmiyorum. Ama çok genç gösteriyor. Ebru, bence yanlış düşünüyorsun. Sen çok iyi bir insansın, çok merhametlisin, vicdanlısın, çok da iyi bir anne olursun diye düşünüyorum ben. Neye takılıyorlar biliyor musun? Sanki manavdan böyle elma armut seçer gibi. Hani genetik yapıları bakımından sakin oluyorlar. Daha anne babaya bakıyorlar, o yüzden istiyorum diyor. Bir de sahiplenmek istiyorum lafına takılmışlar. Sahiplenmek istiyorum. Ya tabii o... Biraz şey durmuş. Hani barınaktan yani işte, tabii kedi köpek sahip. Sarışın olsun, genelde mavi göz olsun, büyüyünce 1.73 olsun. Babasına onlar düştü, kalmış. Annesine terbiyeli. Bak bir seyirciden şöyle bir yorum geldi. Bir izleyici olarak Ebru'yu bu konuda pek ciddiye almıyorum. Çünkü az önce gelenek görenek deyip Mehter Marşı ile bir yer açıyor ve geleneklerimizi altına çiziyor. Öteki taraftan da iyi huylu diye Tayland'dan çocuk alıyor diyor. Bu ne çelişki diyor. Ortaya karışık yapıyor Ebru işte. Kafası biraz karışık olabilir o anlamda. Ya bir şey, yani Ebru çok, gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Onu da dinlemek lazım. Yani niçin böyle bir şey söylemiş? İnsan evlat sahiplenebilecek. Tabii ki eğer hani biyolojik olarak tıbben mümkün değilse, evlat yapma gibi bir sorunu varsa, yapamama şey gibi. Bir hani sorun. Evlatlık, ama hani Türkiye'de de ben ilk başta hani Türkiye'de de evlat edinme çok zor, şartları çok zor diye biliyorum. Tamam Nihat, ama şöyle bir şey olur mu? Sipariş annesine babasına sahip. Nereden ne çıkacağı belli mi? Hayatım bak, şimdi mübarek cuma günü. Evet. Tamam mı? Ha. Şimdi ufak ufak artık herkes uyandı. Koğuş uyandı mı hiç selam alamıyoruz. Selam sabah yok, bir günaydın yok. Kusura bakmayın valla, benim de böyle hani bağlamanın teli koptu mu türkü söyleyemiyoruz. Önce bir günaydın diyeceğiz. Bakalım İstanbul uyandı mı? Almanya uyandı mı? Azerbaycan, Bakü uyandı mı? Diyarbakır uyandı mı? Muş uyandı mı? Hemen ikinci sayfaya bekliyorum. İkinci sayfa official'a mesajları bekliyoruz. İkinci sayfa official'a hemen mesajlarınızı bekliyoruz. Programa da interaktif bir şekilde katılımınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizin düşünceniz ne? Günaydın, hele bir günaydınlar bir gelsin bakalım. Evet, uyandım evet. Uyanmadım mı? Sana kendi kendimize soru... mi program yapıyoruz? Yok, sana bir soru daha geldi. Evet, soruları alalım. Kızlar. İkinci sayfa official. Dur. İkinci sayfa official. Geldi soru. Kızlar. Nihat geçen geldiğinde Seda Sayan bebeği görmeye gelebilir. Altın da takabilir dedi. Gelsin. Ama Seda Sayan'dan sanki herhangi bir karşılık gelmedi. Acaba yeni eşime izin vermiyor gibi de bir... Yok canım, saçmalamayın ya. Bu arada eşime de sabah sabah kalkmış. Şimdi mesaj atmış. Oğlun da uyandı, seni izliyor diye. Ay. Vallahi içine mi doğdu bu çocuğun? Allah Allah. Bu saatte normalde uyurdum. Annelik çok zor, bir kere onu söyleyeyim. Evet. Yani 9 ay karnında taşıyorsun. Hani 9 ay hep öyle diyordu. Kucağıma alayım, kucağıma alayım, kucağıma alayım. Sanki kucağı alınca her şey bitmiş gibi şimdi böyle yapıyor. Keşke kucağımda kalsaydı diyor. Amin Batık Hanım'a bereketiyle geldi değil mi? Maşallah, maşallah, subhanallah, bereketiyle geldi. Gerçekten, paralara boğdu onu Sisi. Gerçekten Sisi paralara boğdu. Ama ne çocuğun parası, çözemedik. Ben de çözemedim valla. Yakınlaştırıyoruz. Seyhan'a da mesaj atıyorum. Bak yine mesaj attım. Sisi. Kızım şu paralar ne parası, söylesene parayı, ne parası olduğunu. Hala mesajı dönemedi bize. Bir gösterebiliyor muyuz o görüntü? Ne parası olduğunu? Herkes kimse çözemedi. Videodan fotoğraf çekmiş. Ben de çözemedim valla. Yani euro, hangi ülkenin parası euro diye. Euro dolar olmadığı belli acaba. Değil, bu Katar parası falan mı? İzleyelim görüntüyü. Yarmıyoruz ki. Nedir, anlamadım. Şimdi ne parası vallahi olduğunu... Vallahi ben de parayı bilmiyorum. Tamam, bir izleyicimiz bir şeyler yazmış ama. Kim... Arkadaşlarımız çözdü. Ukrayna grinasıymış. Ukrayna parası yani. Seyhan sana yazıklar olsun. Git Ukrayna'da krallar gibi yaşa. Ukrayna parası mı kaldı, adamlar savaşta paralarının değeri kim bilir nereye kadar. Evet. Sen de bizi kandırıyorsun. Bak sizinle geldi. Bir Ukrayna vallahi grinası. Vallahi çok ayıp, bunu saymam. 0,51 kuruş. O ne ya? Senin bir, o sana takılan paraların. Sana yazıklar olsun. 250. Sana ya büyük hayal kırıklığısın Sisi. Yani değersiz mi, onu anlamadım yani. Yani pot kırmayalım. Ne kadarlık taktı? Kaçlık onlar? 250'lik mi? Yani 250 lira mı oluyor? Yok, ne 250 lirası? Matematik final. Ne 250? 0,50 diyor ya.
Bizim paramız mı değerli oluyor? Anlamadım yani. 500, bizimki değerli. Bizimki mi? Sisi ay, sana yazıklar olsun. Sisi. Halalıktan seni az ediyorum. Resmen çocuğu tam yedin, bizi de yedin. Bak bunu saymıyoruz ya, o euroları sakladığın dolarları getir ya da şu kız sünnet değil. Yani makasını almaya yetmez o zaman bu para onun. Yetmez. Evet, 250 lira. Kudeleyi zor alırsın. Sisi büyük patladın. 255 lira. Bir 5 lirası da var. 5 lirası da var. Ukrayna parası. Şaşırdık. Şu an şoktayım biliyorsun. Nereden gittin Sisi Ukrayna parası? Sisi gibi. Sana yazıklar olsun. Kız ne sünnet yapmıyor, bir de diyor sünnet. Bunlar sünnet çocuk. Yani benzin parası, benzin uçmuş çocuğu, dışarı çıkamayız. Akbiline yetmez bu sünnetçiye gidip gelsek bitti zaten para. Bir şey söyleyeceğim Nihat, bir gaza gelseydin. Bir oteli tutsaydın böyle boğaz. Yandım. Ya. Hayır düşünüyordum biliyor musun? Ciddi misin? Bak yemin ediyorum hafta içi de çocuklarla bir toplantı aldık. Sercan Erici benim prodüktörüm. Evet. Sercan'la beraber dedim ki ya parayı da aldık hani Sisi'den. 250 bin lira. Çocuğun hemen dedim sünnetini münnetini. Çünkü biz kardeşim biz 10 yaşında falan sünnet olduk, 9-10 yaşında. Yani bize satır matırla geldiler. Biz Allah bir gördük yani testereyle mestereyle ne kaçtığımız belli değil. Çocuk o korkuyu yaşamasın diye bir an önce keselim dedik. 500'lükten sana yazıklar olsun. Soruyorlar 500'lükten kaç tane taktı diye. Ne bileyim kardeş orada işte. Yok haberi yok Nihat'ın. Ya orada ben de, size söyleyeyim ben de orada. Kuveyt dinarı falan zaten. En fazla 20 tane vardır. Hadi 1000 TL olsun yani. Daha bak bir fazla şey söyleyeyim mi? Paraya baktım önce euro mura zannettim. Biz de öyle zannettik. 5100 lira. Çocuk da bir mutlu olmuştu toplam. Çocuk aman. 5100 lira. Ha biraz yükseldi hadi moral geldi. 5100 lira. Şükür bari bir kıyafet meyafet alırız. Seyhan'cığım teşekkür ediyorum. Yani sünnete değil de sünnetliğine yetti. Peki sünnetliğe Nihat bir çocuğu nasıl kıydınız böyle paraları. O paralar? Aa, paraları şimdi Yaşar'la programınızı izledim. Evet. Parayı Yaşar'cığım dezenfektenle dezenfekte ettik kardeşim nasıl parayı. Nasıl dezenfekte eder parayı? Parayı gerçekten paraya pıs pıs sıktık. Eline ne? Sıkıyorsun ya. Ha. Dezenfektan yok mu kardeşim? Evet. Dezenfektanla paraları temizledik. Gene de annesi olsam yakınlaştırmam parayı ona. Annesi yoktu ki. Annesi olsa izin verir mi buna acaba? Annesi kıyameti kopardı Arzu, kıyameti kopardı. Haklı. Neler neler. Aldı paraları attı. Bir yandan da Seyhan'la ikimiz paraları topluyoruz. Çok tabii haklı. Canım. Yani, bu görüntünün sonrası daha komik aslında. Kanka. Abi daha komik. Bir geldi ben de zannediyorum kadın mutlu olacak. Sisi halası gelmiş falan. Hoş geldin dedi. Bu ne dedi? Haklı. Görmedin mi çocuğa dedim takı takmış. Yazıklar ben saf ben anlamıyorum ki. Ya dedi mikrop varsa bilmem doğru ne diye. Doğru söylüyor. Tabii beni evden kovdu. O gece aa, gittim haklı. Annemde yattım. Çok haklı. Vallahi evden kovdu beni. Bu çocuğa paralar dedi, çocuk yüzünden. Paralar çocuğa. Ama haklı. Çocuk dedi ya mikrop kaparsa bilmem ne. Vallahi evden kovdu. Yemin ediyorum gittim annemde kaldım annemde hayırdır oğlum dedi. Anneciğim dedim kız uyuyor dedim şimdi uyandırmayalım. Sokağa attı beni Arzu. Git dedi dışarıda böyle falan şey olur mu diye. Falan kavga sebebi, evden atılma sebebi mi bilmiyorum bugün, ama vallahi her evden kadın attı. Buna sinir olur yani. Evden attı hayatım sinir olma değil gerçek söylüyorum. Sonra Allah işte Allah. Kandırdım onu dedim ki ya çocuğun dedim mikroba karşı bağışıklık kazanması lazım. Benim dedim bir arkadaşım varmış çocuğunu 6 ay evden çıkarmadı. Sütlerle mütlerle yıkıyordu neredeyse çocuk hasta oldu. Evet, o doktora gitti doktor dedi ne yapmışsın kardeşim efendim dedi vallahi samimi söylüyorum açıkça söylüyorum. Hiç dedi, ben de onun yalancısıyım. Hı. Yani tıbben doğru mu bilmiyorum. Hı. Çocuğu hiç dışarı çıkarmamış çocuğu. Doktor demiş ki, bu hasta çocuk. Nasıl hasta efendim demiş çocuk. Ya hasta demiş, hiç dışarı çıkarmadım. Sorun orada demiş, çocuğu arada çıkaracaksın. Çocuk tabii. Toprağa değecek, kuma değecek. Tabii. Temizlik hastalığına yakalanmış bebek. Temizmiş, evet. Çok aşırı temizmiş. Belki de işte Sisi gelince çocuk mikroplara karşı bağışıklık kazanmış olabilir. İnanılmaz. Yani oğlum peki. Ben hala bağışıklık kazanamadım Sisi'ye ve mikroplara karşı ama Sisi sayesinde oğlumuz daha 10 gün olmadan mikroplara karşı bağışıklığı kazandı. Evet. Dünya çok kötü kardeş. Evet. Yani. Peki haberlerle devam ediyoruz. Sana da fikrini soracağız. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Bu soruyu Vilma Els cevaplıyor. Evlendikten birkaç hafta sonra. Olur kimi mutsuz bu tartışma bu soru da hiç bitmez evlilik aşkı öldürüyor. Ülkeciğim kimine daha öldürür, evliliğinin ikinci ayında evlilik aşkı öldürmüyor diyecek tabii. Bir tabii görelim ki. Bir üzerinden bir 5 yıl geçsin bir 10 yıl geçsin tabii onlar verilsin. İkinci ayda tabii ki de evlilik aşkı öldürmüyor evet. Diyecek. Maddi manevi her şey lay 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 lomken hiçbir şey ölmüyor zaten. Sınavlar gelince bakıyorsunuz o durumda. 2 yıl sonra cevabını merak ediyoruz Vilma'nın. Sen ne diyorsun? Sen nereye gittin? Yorumlara takıldım. Hayır ben bakıyorum mesela Almanya uyanmış şu an. Ha, evet. Tabii, uyanmayanlar. Hemen yazmışlar Almanya uyanmış. Hemen uyandır İstanbul onları. Uyanmış. Herkes günaydın arkadaşlar. Sizler yorum yaptıkça. Ya,
Çocuğu bizden daha çok düşünüyorlar kardeşim. Tabii, vallahi evet. Çocuğu bizden daha çok düşünüyorlar. Bana yazıklar olsun diyenler mi? Nihat Bey yapılır mı o çocuğa diyenler mi? En son çocuğu size vereceğim vallahi. Vallahi severim de kurtulalım. Şimdi evlilik aşkı öldürüyor mu? Evlilik aşkı tabii ki belirli bir yerden sonra bir alışkanlığa dönüyor iş. Hı-hı. Ama işte evin meyvesi evlat. Evet. Evlat olmadı mı hep böyle bir istim üzerinde oluyorsun. Evlat adeta yuvanın çimentosu oluyor. Tabii aşk ya, bugün üzerinden okuduğunuz zaman tabii teknoloji, her şey Facebook sistemine dönmüş. Aşklar da Facebook gibi yani çok da şey konuşmak istemiyorum ama maalesef yani benim arkadaşımın oğlu var. Nihat abi dedi. Nihat amca dedi. 4 tane sevgilim var dedi. Ha? Tabii tabii. Aa. 17 16 yaşında. Eyvah. Yani biz nerede? Biz eskiden birisinin elini tutmayı bırak göz göze bakıştığımız zaman yani onun elini tutmak bizim için uyuyamazdık. Tabii elini tuttum veya bir düğünde, okulda sana baktı veya bir genelde pastanede düğünlerde. Oturduk düğünle pastanede. Şimdi maalesef her şey çok ucuzlamış arkadaşlar. O yüzden tabii ki işte evlilik, bir de evlilik kurumuna karşı bir saldırı da hissediyorum yani. Hmm. Son zamanlarda bir enteresan açıklamalar var. Yani ben Müge'ye saldırabilirim, Gülşen'e saldırabilirim. Bir bireydir. Müge'nin ağzı var, onlar bana saldırabilir. Ben Ahmet'e, Mehmet'e karşılıklı hepimizin ağzı var. Ki geçmişte de yaşamışız. Çok yaşadık. Yani böyle işte starlık böyle. Aynen. 20-25 sene böyle geçiyor. Ama ağzımız var, dilimiz var, konuşabiliyoruz. O bize bir şey söylüyor, biz onlara cevabını veriyor. Ya evliliğin bir ağzı yok ki. Evliliğin kendini ifade edemeyen bir ruhu yok. Elle tutulur, gözle görülür. Fiziki bir bedeni yok evliliğin yani. Herkes farklı kendini değerlendir. Savunamaz. Evlilik kendini savunamaz. Bu evliliğe saldırı nereden çıktı onu anlamadım. Evlilikte suç yok ki, kişilerde var sıkıntılar. Hani ama sanki sistematik olarak sevgili Müge, sistematik olarak evlilik kurumuna karşı bir saldırı hissediyorum. Bak, özellikle popüler sanatçılar üzerinden de. Bu evlilik kurumuna sal. Ya kardeşim bu bir tercih meselesidir. İnsan evlenir veya evlenmez. İnsan evlat yapar, evlat yapmaz. Yani bir insana sen niye evlenmiyorsun, evliliğe neye karşı geliyorsun diye onu idam edecek halimiz var mı? Yok. Kişinin bireysel tercihidir. Düşünce tabii. Özgürlüğü diye bir şey var. Ama yani sistematik olarak da bu evlilik kurumuna, aile kurumuna karşı bir saldırı hissediyorum. Bu da, bunu da çok doğru bulmadığımı da ifade edeyim. Evet. Peki efsane dizi Arka Sokaklar'da 17 yıl sonra bir ilk yaşandı ve haberi alanlar şokta. Bakın ne oldu diyelim, magazin turunu izleyelim. Ne magazin dünyasında evet. Ağız dalaşına girenler vallahi, sevimsiz ya, diyor. Aynur Aydın'ı yakinen takip ediyoruz. Özellikle Allah'ın sessiz kullarına karşı inanılmaz duyarlı. Evet hayvanlara. İnanılmaz koruyucu, onlara sahip çıkıcı. Öyle diyor Cenab-ı Allah. Siz yerdekilere sahip çıkın ki gökteki de size sahip çıksın diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden o huyunu çok seviyorum. Çünkü merhametli insandan asla korkmayın arkadaşlar. Evet doğru. Evet. Merhametsizden uzak durun. Merhametli insan, vicdanlı insandan her zaman dost edinin, arkadaş edinin. Nihat ama işte ki, magazin olmuyor ki. Hayır gideceğim. Aksi takdirde vahşi hayvanlar gibi oluruz diyor. Hani tabii o polemiğin derecesi, hı-hı, önemli. Bazen tatlı tatlı atışırsın ve zekice. Bazen de iğrenç, kepaze ve belden aşağı vuranlar var işte. O çok işte. Kötü. Ha, onlardan kötü. Bahsediyor. Yani, peki Nihat sen yayın her başında... Zaman, her zaman şey yapmak lazım. Her zaman bir açık kapı bırakmak lazım. Heh. İnsanlar eleştirilebilir tabii ki. Bak Gülşen çok güzel söyledi. Biz de geçmişte Nihat'la çok evet, tartıştık. Neler evet, ama hiçbir zaman bel altı namustan, hı, namusumuzu... Çünkü her zaman dostken de bir açık kapı bırakacaksın. Tabii, yarın tabii. Düşman olabiliriz aynen, diye. Tabii. Hep bir kapalı bir kapı bırakacaksın. Yarın düşmanken de düşmanlığın da hasm-ı şehadet çok önemli bizim için. Yani hasm-ı şehadet, hasmının sana şahitlik etmesi. Hı. Bu çok önemli. Hayat evet. Felsefemiz bu olması lazım. Hep bir açık kapı bırakmak lazım. Peki ben... yayının başında dedin ki, hı-hı, ben size Özcan'ı yedirmem. Evet. Ben size... Yedirmem. Özcan Deniz'i yedirmem. Ben size Mahsun'u yedirmem. Mahsun'u da yedirmem. Seyirci sormuş, Alişan'ı yedirir mi? Ne oldu? Kardeşim bu seyirci de acayip cin gibi ya. Güzel takip ediyor bizi. Söyleyeyim mi? Bunlar çok büyük magazinci. Bunları, haftada evet, bir bunları var. Konu kalmak lazım. Şimdi Mahsun'un hikayesi, Özcan Deniz'in hikayesi. Az önce benim de anlatmış olduğum kendi hikayem. Bizden hepsi bir başarı hikayesi aslında. Sıfırdan geliş, Anadolu'dan çıkış, buralara evet. kadar gelmiş. Burada kendi tırnaklarımızla kazıya kazıya
Özellikle ben kendim için, biz hiçbir zaman biz anaların duasıyla gelmişiz, yetmişiz. O yüzden bir başarı hikayesi. Bakıyorsun son zamanlarda hani direkt böyle özellikle türkü söyleyen insanlara karşı türkülere saldıran insanlar var. Ona da ayrı bir başlık açarız. Onu da konuşuruz. Yani türkülerin bu toplumun çimentosu olduğu gerçeğini onu da isterseniz kısaca böyle bir dakika bir anlatayım. Çünkü son zamanlarda dedim ya hani bir evlilik kurumuna, aile kurumuna karşı bir saldırı, türkülere karşı da bir saldırı var. Bakın şöyle, rahmetli Özal Japonya'dan bilim adamları getiriyor, profesörler getiriyor, akil insanlar getiriyor. Diyor ki, bizim diyor bir kalkınma hamlesi yapmamız için ne yapmamız lazım diyor. Japon bilim adamları geliyor, ediyor, bakıyor topluma, sonra geliyorlar rahmetlinin karşısına çıkıyorlar. Diyorlar ki, sizde diyorlar bir milli şuur eksikliği var. Rahmetli Özal da diyor ki, nasıl, ne yapmamız lazım diyor. Bakın diyor, biz diyor milli şuuru oluşturma noktasında diyor yeni nesli öğrencilerimizi Hiroşima'ya götürürdük diyor. Onlara dedik ki ya teknolojiye sahip çıkacaksınız ya da sonumuz böyle Hiroşimalar gibi olacak. Hiroşimaların olmamasını istiyorsanız teknolojiye sahip çıkacaksınız, okuyacaksınız. E biz ne yapacağız diyor. Yani Hiroşima olur mu diyor. Sizde de Çanakkale var efendim diyorlar Özal'a. Siz de diyor yeni nesil ilkokuldaki çocuklarınızı götüreceksiniz. Çanakkale'yi göstereceksiniz. 250 bin şehidimiz var. Orada Alevisi var. Alevi Ali Haydar'ın var. Kürt Ahmet var. Laz Mehmet var. Çerkezi orada. Arabı orada. Sünnisi orada. Siz de diyor öğrencilerinize ya teknoloji, bakın bu Çanakkale gibi olmamak için, şehit vermemek için teknolojiye sahip çıkacaksınız diyor. Şimdi bu noktada da milli şuuru oluşturma noktasında Çanakkale büyük bir hazinedir diyor sizin için. E şimdi milli şuurun çimentosu da türkülerdir arkadaşlar. Türküler susarsa geçmiş susar, destanlar susar, kahramanlıklar susar, ağıtlar susar. Bağlama susarsa tel susar, mızrap susar, mızrap susar, türküler susar, türküler susarsa millet susar, topluluk susar. Türküler olmazsa millet olmaz, destanlar olmaz, dil olmaz, milli şuur olmaz. Toplum bölünür, millet parçalanır. Her şey susarsa Nihat susmaz. Ya biz zaten susmayız. Allah bizi konuş diye göndermiş yani. Ne yapalım? Yani biz de dertliyiz. Malcolm X'in güzel bir sözü var. Diyor ki, bütün uyananları uyandırmaya bir tane uyanık yeter. Ne yapalım? Biz de mahallenin delisi gibi uyanın diye bağırıyoruz. Sen şimdi öyle. Alişan'a gidiyorsun. Şimdi oraya geleceğim. Yani biz nerede kalmıştık? Alişan'dan mı düşünüyordun? Hiroşima'ya gittik. Şimdi Hiroşima'ya... Hayır, ben şimdi hani... Bir kategorize ederken, çünkü ucu bize de dokunuyor. Son dönemlerde böyle türkücülere sürekli böyle bir aşağılama, ötekileştirme yapılıyor sosyal medyada. O yüzden türkülerin aslında bu milletin çimentosu olduğunu ortaya koydum. Mahsun'u yedirmem. Büyük hayat hikayesi, büyük başarı. Özcan'ı da yedirmem. Özcan'ı da yedirmem. Ama Alişan'a, sanki Alişan'ı yediriyorsun gibi. Alişan'ı da eskiden yedirmezdim. Neden? Önceden yedirmezdim Alişan'a. Büyük kırgınım. Ona tabii Allah yine evlatlarına bağışlasın. Amin. Yani evlatlarını da ona bağışlasın. Allah evliliğini de daim etsin. Güzel de bir evliliği var. Allah tamamını erdirsin. Ama bazen şimdi Alişan'la zaten hiçbir zaman yani böyle bir dokumuz hiçbir zaman tam manasıyla bir uyuşmamıştı geçmişten beri. Benim öyle bir şeyim yok. Allah da şahit olsun. Kimseye bir kıskançlığım yok. Mesleki bak ne diyorum size, yedirmem diyorum. Başarılarıyla gurur duyuyorum. Hemşerilerimdir. Alişan'da ne oldu? Hemşerilerimle gurur duyuyorum. Ya kardeşim Alişan'a ne oldu diye sormak lazım. Yani Alişan'da ne oldu değil, Alişan'a ne oldu? O dahi çıkarmak lazım. Yani Alişan asker oldu, askerliğine gittim. Alişan hatta bir iki defa gittim yani. Alişan da şaşırdı hani. Ve aramız kötüyken de gittim yani. Çünkü insanlık başka bir şey. Askerliği ben de asker olduğum için askerlik anında bir gelen mektup, hele birinin gelmesi falan çok... Çok büyük bir mutluluk, büyük bir moral motivasyon. Askerlik yaptı, askerliğine gittim. Döndü geldik, televizyon programı yaptı. Televizyon programlarına gittim. Nişan yaptı, nişanına gittik. Düğün yaptı, düğününe gittik. Çocuğu oldu, çocuğuna gittik. Yani hep giden biz olduk. Benim ablam vefat etti. Ablam vefat etti ya. Ablamın vefatına gelmedi. Aradı beni. Nihat'ım bir konum atar mısın dedi. Konum attık, herkes geldi, Alişan gelmedi. Yani o zaman çok kalbim kırılmıştı. Hatta annem de dedi ya herkes onun gelmedi bu gelmedi anlarım da sen bu Alişan'ın her şeyine gittin dedi ya.
Dün ne mi gitmedin, çocuğuna mı gitmedin? Olsun, yine ben gideyim. Önemli değil. Yani bazen de aşırı tevazu ahmaktan nasihat almaya benziyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü hep tevazu, hep tevazu, hep tevazu, hep git, hep git, hep git. Büyüklerin sözleri, çok güzel sözleri var büyüklerin. Bir yere üçlemeyin diyor. Bir şey yaparken üçlemeyin. Biz üçledik, dörtledik, on üçledik hatta. İki defa gittin, o sana gelmedi, üçleme. İki defa aradın, o seni aramadı, üçleme. İki defa koştun acısına, o sana koşmadı, üçleme. Ondan sonra, ya kardeşimiz vefat etti. Şimdi Allah, yani bazen kibir, işte güç zehirlenmesi, öyle bir şey oluyor ki Allah herkesin çarşısına göre pazar versin. Ama sanki ölüm hiç bizim kapımıza gelmeyecek, sanki ölüm hiç bizim mahallemize gelmeyecekmiş gibi bir güç zehirlenmesi içine giriyor insanlar. Firavunlar da böyle güç zehirlenmesini yaşadılar. Ama sadakallahul azim, Allah doğru söyledi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Belki arar Ali yani, Şah programdan bu saatten sonra. Ya arasan olur, gönül kırılmış, kalp kırılmış. O belki kalp kırılmış ama sonra olur. Bak sonra ben asla kıyas etmek için söylemiyorum. Evet. Keşke onun Selçuk, onun kardeşi, Allah ona uzun ömürler verseydi. Selçuk Ali Şah'dan daha kıymetli bir çocuk. Bak bu kadar da açık ve net söylüyorum. Daha insani, daha vicdanlıydı, daha merhametliydi. Melek gibi adeta yürüyen bir melekti yani. Yani yeryüzünde bana desen ki Nihat'cığım bu camiada, tabii Selçuk bu camiadan değildi belki ama Allah evlatlarına Allah güzel ömürler versin. Ama ben sana söylerdim yani, o da herkes menajerlik vesaire bir yer. Ya söyledim. İyi çocuktu. Dünyadaki en güzel şey iyi gelip iyi gitmek. Öyle. Tabii. Çünkü yani her dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Doğru. Herkes fıtratınca bakar ve herkes fıtratınca gider. Evet. Ben Tunceli Dersim'de askerlik yaptım. Yanlış anlamayın, affınıza sığınıyorum. Başınıza çok ağrıtmak istemem. Evet. Ama Munzur'da bir mezarlıkta öyle yazıyordu. İyiler iyidir. İyiler iyidir arkadaş. Yani iyi gitmek lazım. İyi gitmek lazım. Yani iyi bakmak lazım. İyi görmek lazım ve iyi gitmek lazım. Mal sahibi, mülk sahibi, hayır, nerede bunun ilk sahibi? Evet. Mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen o yalan. Kesinlikle. Yani o yüzden yani sen gelmiyorsun, gitmiyorsun, aramıyorsun. Ya bir kere de sen gel kardeşim ya. Sen gelmiyorsan ondan sonra ha bir de Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Nihat benim kardeşimin cenazesine niye gelmedi? Vallahi çok dua ettim hastalığında ama gidemem yani. Sen bir kere gelmemişsin, benim ne annemi olsun, kırmamışsın, olsun. Annemi üzme, annemi... Ya annem çok kırıldı biliyor musun? Annem her zaman Alişan hala da dua ediyor, yanlış anlamayın. Hı. Ben yine söylüyorum, tekrar tekrar da ediyorum, üstüne de basa basa söylüyorum. Allah kimseye kardeş acısı yaşatmasın. Amin. Yani kardeşimi kaybettiğimde de geldim buraya söyledim. Biliyorum. Gerçekten çok zor. Alişan'ın başka kardeşi de yoktu. Tekrar tekrar Alişan, Selçuk'a Rabbimden rahmet diliyorum. Hı. Ablam da onu rüyasında görmüştü. Selçuk size de anlattı mı bilmiyorum. Yani Selçuk ablama söylüyor, Alişan'a da söyledim o zaman, Suzan anneyi aradım. Suzan anneye söyledim, anneciğim merak etmeyin Selçuk şu an cennette. Cennet köşesindeydi vallahi. Ablama öyle söylemiş, rüyayla amel olmaz ama Rabbil Alemin de rüyayla mesaj gönderir. Hazreti Yusuf'a da gönderdi yani rüyayla mesajı. Yani ben cennetteyim, söyleyin benim anneme çok ağlamasın demiş Selçuk. Yine söylüyorum, rüyanın da yalanı büyük günahtır. Tabii. Çok büyük günahlardan bir tanesidir. Yalan söyleyip de ben rüyada şunu gördüm, bunu gördüm demek. Asla. Biz yalandan beriyiz. Yani o yüzden benim Alişan'a söylemek istediğim sadece, kırgınım. İnşallah kırgınlık gider aranızda. Ya işte onu söylüyorum. Bazen güç zehirlenmesi insanları maalesef. Alişan da çok iyi bir çocuk ama. Evet. Ama işte yani çok efendi, çok bir, yani değişmeyen insan. Arkadaşlar hiç değişmiyor. Ben Alişan'a değişiyor demedim. Evet. Ama insan, benim rahmetli babamın bir sözü vardı. Bakın bizim rahmetli babam sağken bizim evden insan eksik olmazdı. Evet. Sürekli birileri gider, birileri gelirdi. Sürekli. Yani annem artık anası ağlar. Biz de kahve almaya sürekli, rahmetli babam kahveyi de severdi. Misafiri gelince hemen oğlum gidin kahve aldın derdi. Biz de Halıcıoğlu'nda Sütlüce'de oturuyoruz. Kahve de Ali Bey köyde var. O zaman da yürüye yürüye gidiyordum Ali Bey köye. Ali Beyköy'e yürüye yürüye gidip kahve alıp en son babama dedim ki ya baba yeter, anamız ağladı. Annem her gün bunların çamaşırlarını yıkıyor, bilmem ne yapıyor, misafir gelmiş vesaire, çamaşırlarını yıkarsın, ütülerini yaparsın. Babam bana ne dedi biliyor musun? Oğlum dedi, bana dedi ağa diyorlar değil mi dedi. Hı. Badıkan, aşiret,
ağalarından, önderlerinden herkes benim sözümü dinliyor. Ben o zaman çocuğum 11 yaşındayım. Ağalık dedi almakla olmaz, vermekle olur dedi. Tabii, doğru. Almakla olmaz. Ben de dedim babam kafayı yemiş ya. Bugün anlıyorsun. O yüzden bazı arkadaşlara söylüyorum, diyorum ki kendini vazgeçilmezden, bunu Alişan için söylemiyorum ama bu noktada kimseye gitmeyen, kimseyi aramayan, kimsenin acısına koşmayan, bir telefon açmayan, bir taziyesine gitmeyen insanlara sadece şunu söylemek isterim. %100 ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde biraz 90 da olur. Fazla böbürlenme, elde neler var, bir ben varım deme, yoksan da olur diyorum. Ve sözümü burada magazin noktalıyorum. Turuna devam edelim. Siz yine bir tura çıkalım magazin arkadaşlar. Yerden, kaldığımız turda yerden mıydı? Devam edelim. Tamam, devam. Bu arada Yaşar. Yönetmenimiz Yaşar. Yönetmenimiz Türkiye'nin en karizmatik. Ödüllü yönetmeni. Ödüllü yönetmeni. Hemen kendisini Instagram'dan takibe alın. Kendisinin Instagram'ı nedir? Yaşar Mahmutoğlu efendim. Evet. Yaşar Mahmutoğlu. Böyle bir karizma yok. Tam yine bir İtalyan film artistlerine benziyor. Evet. Ama bekarlar sakın yazmasın, iki tane evladı var. Ha. Buna göre. Yani bana da sürekli DM'den yazıyorsunuz. Allah aşkına DM'den falan yazmayın. Aa ya. Yazıyorlar mı? Ya sürekli DM'den arkadaş ya. Ne yazıyor? Ya sosyal medya dilenciliğine dönmüş artık ya. Eskiden bir hal hatır sorarlardı önceden. Nihat Bey nasılsınız, bakardık DM'ye. Bugün kim hal hatır sormuş? Hal hatır soran yok. Ne diyorlar? Bir tanesi yazmış, Nihat abi diyor 750 bin lira gönderir misin diyor. 750 bin lira. Bir de şey diyor, abi diyor yanlış anlama diyor ya. Borç istiyorum diyor, ödeyeceğim. Geri verecek. Ben de... şey, Sisi'nin taktığı Ukrayna paralarını gönder. O, en son onu göndereceğim. Sisi paralarını hayır olarak çocuk kurumuna Kur'an çapsın bak. Önceden DM'den yazıyorlardı. Yaşar seni çok seviyorum kardeşim. Benim de Nihat Doğan tabii. Nihat Doğan, Nihat Hatipoğlu'nun veliahtı bundan sonra Nihat Doğan olmalı demiş. Cuma sohbetler. Kesinlikle doğru. Cuma'dan Cuma'ya. Cuma sohbetlerini Nihat Sır Doğan'la... kapısıyla Nihat Doğan'la ikinci sayfa olarak dönüyoruz. Arkadan da sizler çıkaralım tabii, böyle. Sürekli sır sayfası. Sır sayfası mıydı? Nihat Sırlar Doğan'la Cuma sohbetine hoş geldiniz. Arkadaşlar zaten bir de bir şey çok komik. Demiş evet. Nihat Doğan'a din ahlak dersi mi? Evet, evet, evet. Evet, bak. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Kesinlikle. Zaten bugün bu toplumun bu kadar yozlaşmasının en büyük nedeni nedir biliyor musunuz? Artık ahlak dersinin olmayışı. Rehberlik dersi vardı. Rehberlik dersi yok kardeşim. Rehberlik dersi yok. Bizim zamanımızda rehberlik vardı. Ya bunlar dersle olacak şey mi? İnsanın tabii, içinde ve hayır, ailesinden gelen şimdi bir şey olur 6-7 yani. Yaşında, 8 yaşında kural çocuğun... Kural ezberletince. Hayır, çocuğun 6-7 yaşındaki çocuğun içinden ne gelir Allah aşkına? Ama en azından buyursa, ahlaklı yaşam, insan olmanın rehberlik dersimiz vardı. Rehberlik doğaya biraz sevgi, saygı, büyüklerine hürmet, her şeyi öğretiyor. Aileden. Ailede tamam, ama arkadaşlar yani o yaşlarda ailede bitiyor demiyorum. Zaten o sürekli bir müzakere konusudur. Yani aile mi daha etkendir, okul ve arkadaşları mı daha etkendir? İkisi de etkendir. Yani o yüzden artık rehberlik dersi yok. Rehberlik dersi niye yok onu da anlamış değilim yani. Peki Özlem Özden yazmış. Evet. Survivor izliyor mu ve favorisi var mı? Survivor izliyorum. Yani Survivor'da... Berdan Mardin'e gitti biliyorsun. Tahiti giydi gitti geldi Berdan. Berdan'ı giydi, şampiyon olacağım. Berdan Tahiti'ni giydi ve geldi. Berdan'ı yedirir misin? Berdan'ı yedirmem. Berdan'ı da yedirmem. Berdan, çünkü neden yedirmem? Ya Berdan, şimdi bana bazen bir araya geldiğimizde çok nadir geliyoruz. Yani Berdan'la hani 7-24 falan böyle görüştüğüm biri değil ama çok gerçekten çok sıcak bir çocuk. Hı hı. İçten, samimi. Hep bana söylüyordu, Nihat'ım Survivor nasıl, yemek yiyor musunuz? Vallahi yemiyoruz kardeşim, anlamadım ya. Yani biz söylüyoruz, bize inanmıyorlar. Yemek vermiyorlar. Berdan da ya bırak, kesin yemek yiyorsunuzdur diye. En son bir ara bana sordu, Nihat dedi nasıl dedi, ben Survivor'a gitsem hani yapabilir miyim? Evet. Dedim ki uçarsın. Ne diyorsun dedi ya, tabii canım ben de hani bir gitsin de görsün diye. Gaz verdim. Bir görsün diye gaz verdim. Şafak'la onlar çok iyi kankiler. Şafak'ın da bari kutsal damacana çıkmış, hayırlı olsun. Şafak dedi ki ya Nihat dedi bu Berdan'ı bir Survivor'a falan gönderebilir miyiz? Tabii dedim göndeririz, niye göndermeyelim ya? Uçar dedim yani, tam böyle boylu poslu aslan gibi kara yağız bir delikanlı. Ya. Neyse bunlar tabii hemen işte gider miyiz gelir miyiz, İrem sordu bana. Hı. İrem Kağan. Nihat dedi Berdan, dedim ki uçar. Ne diyorsun dedi, bak direkt Kıbrıs'ta dedim. Ne diyorsun dedi ya, direkt finalde dedim ya. Allah Allah dedi. Ya büyük topçu dedim kardeşim, adam görmüyor musun dedim topu.
Biz dedi hiç duymadık. Kardeşim duymadığın işte zaten mesele orada dedim. Sürprizli. Yani çok fazla dedim kendini duyuran bir çocuk değil dedim böyle. Genelde topçularla oynar dedim bizim aramızda. Ne diyorsun dedi. Bak hemen al dedim direkt Kıbrıs'ta dedim finalde bir yazarım dedim ya. Ben de bir gitsin görsün diye. Neyse baktım geçen İrem beni aradı. Ya dedi Nihat dedi. Berdan bıraktı dedi. Neyi bıraktı dedim abi. Bıraktı dedi ya. Ya İrem makara mı yapıyorsun? Vallahi dedi bıraktı dedi ya. Ben yapamam beni demiş gönderin. Açlığa dayanamadı. Gönderin. Sonra 6 kilo vermiş. 2 hafta. Bayıldı. 2 haftada 6 kilo vermiş. Berdancığım söylüyorduk bu işler öyle. Yani ama bak bir ara bir açılır mı açılır gibi oldu. Yok ben hiç açıldığına denk gelmedim. Böyle bir rengi soldu. Seçkin'le birlikte döndüler. Abi ünlü kalmadı. Ümit vardı. Ümit geldi. Evet. Seçkin geldi. Ümit sen niye gidersin Allah aşkına? Hadi Berdan bir kolpa yaptı. Kolpa Çino'da oynadı. Onun bir kolpaları var Berdan'ın hani. Kolpa Çino'da oynuyor. Niye bir kolpa yaptı? Asarım keserim bir kemer raya taktı. Ben ilerlerim aga dedi ilerledi. Tamam mı? Ha. Ya Ümit'e ne oluyor arkadaş? Hayır hayati tehlikesi yok mu Ümit'in? Midesini aldırmış bir adamın orada ne işi var? Bilmiyorum hani sağlık açısından bence. Testlerden geçip de gidiyor. Nasıl geçti abi o midesini... Midesini mi aldırdı, tüp mü taktırdı bilmiyorum. Mide küçültme ameliyatıyla. Kabul etmiyor galiba değil mi? Mide küçültme sonra bir kabul eder gibi oldu ama. Hayır yani ne olursa olsun velev ki kabul etmedi. Kilo verdi bir anda o şeye düştü. Arkadaşlar orada buradan televizyonda bakınca küçük görüyorsun sahayı. 150 metre parkur var ya. Ve 40 derece ateşte, 40 derece sıcakta. Ama kimsenin sağlığı riske önden testler yapılıyor. Çok uzman doktorlar tarafından böyle testlerden geçiriyorlar. Ben gittim zaten. Sen daha iyi biliyorsun. Ben finale çıkan tek sanatçı benim herhalde. Yani Survivor'da. Sen nasıl dayandın? Ben finale, ya mücadele dayandın ne? Finale çıktım, SMS'de kaybettim. Doğru, yani, tamam da yani. Hani bunun dayanması mayanması yok. Hani ben zaten aylar... topçuydum yani. Ben ha. topçuydum yani. Ben zaten biliyordum hani oraya giderken Acun abi öyle dedi. Bu ya, beni imzayı attım Acun abi baktım İrem'e. Ya 2-3 hafta sonra bunu göndeririz. Bu gider diyordu. Dayanamaz. Dedim ki bak ben sana ne yapacağım dedim bak. Bak ben sizle nasıl oynayacağım? Ben biliyordum yani. Ben top oynuyordum. En son Acun abiyle zaten top oynadık. O anladı benim topçu olduğumu. O gider akar dedi Nihat yani. Hı. Ama mesela Nihat, şey en çok nede zorlandın? Hı? Adada en çok seni ne zorladı? Özlem zorladı ya. Hı. Yani anne sesini duymamak. Senin anneciğin yani, düşkünlüğün var. Onun haricinde hiçbir şey. Yani açlık. Zaten burada da Survivor yaşıyorsun. Ha. Yok açlığa hiç açlık vesaire tabii ki çok yıpratıcı ama özlem, hasret... Bir anda seni down yapıyor, bir anda düşürüyor. Aklın kalıyor çünkü. Ya bir anda düşürüyor yani. Şimdi yarışa çıkıyorsun, yarışta neticede açsın ve ödül kazanmak zorundasın. Mücadele edeceksin. O anda da hele öncesinde bir annenin sesini duydun, ettiysen yandın. Bütün takatin, bütün boşalıyorsun yani, bitiyorsun yani. O bambaşka bir şey. Herkes için. Seni herkes özlem için düşürdü, yani, Berdan'ı da açlık düşürdü. Berdan nasıl fenalık hiç dayanamadı geçirdi ya. Bir izleyelim. Ama kardeşim Berdan'ı bak bir şey söyleyeyim mi? Ben Berdan'la... Birkaç defa böyle yemek yedim. Evet. Ordu'yu mu yiyor? Ya Ordu'yu yiyor. Ordu'yu yiyor diyorum sana. Yedim. Yani kuzuyu kafasını mafasını yiyecek neredeyse. Korktum i̇ştahlı, kaçtım ben ya. İştahlı. Ya böyle bir şey olamaz. Daha ben kafamı... Bir de ben yemek yerken konuşmayı severim. Yani sohbet ederek yemeği. Bak yemin ediyorum bir yerdeyiz, restorandayız. Bak yemin billahi diyorum ya. Ben de avanak gibi yani. Baba daha ne yapıyorsun falan. İyi dedim. Oğlum oradan da bir şey getirir misin? Ya baba geçen gün de şuraya gittik. Masada bir şey yok. Yemin ediyorum. Bak 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 eve geldi. Masa, he bak buyur abi bak, hala yiyor. Kapının ağzında da yağlar ya bu, söylüyorum size ya. Ha bu eve ilk gelişim mi? Eve ilk gelişi. İzleyebiliyor musun? Ses vardı değil mi arkadaşlar? Evet, bir doymuyor. İzleyelim dinleyelim. Ya doymaz. Bunu doyurman mümkün değil. Allah Allah Allah. Hepsini ye. Allah. En küçük bu. Bak bakalım nasıl evet. olmuş. Ne çekiyorsun? Vay Allah hepinizden razı olsun. Benim de acıktım Allah. Bakalım sen kahveyi ne güzel yiyor. Açlık adasından topluk adasına. Yok çok kötü bir şey. Nar suyu Medine. Nar bugün suyu yiyeceğim ama yarın yemeyeceğim bu kadar. Ağladım ağladım baktım sedirde. Ağladım ağladım. Hala zor annesi ağladım ağladım diyor. O hala Allah böyle indiriyor mide. Bak bak. Kurban kazanacağım ona. Berdan'ın sesiniz gidiyor mu yayına? Gidiyor gidiyor. Berdan'ın annesiyle alakası yok. Anne orada ağlıyor oğlum aç kaldı ver evladım diyor. Ya yer diyorum sana ya ben böyle bir adam görmedim. Ben böyle almıyor. Almıyor. Almıyor sabah akşam koşuyor herhalde ne yapıyor? Onları motive ediyor. Anneciğimin de ellerinden öpüyorum Allah uzun ömürler. Bak hala yiyor hala arkada konuşuyorlar umurunda değil ya. O bak bir şey söyleyeyim bütün tabakları tertemiz kamçıksız fileto yapmıştır. Korktum diyorum ya. Yemek yiyemedim. Buna kardeşim dedim ya biraz yavaş ya.
Ciddi söylüyorum Berdancığım, geçmiş olsun. Ama şimdi bak ne diyor? Harbiden diyor, yemek falan vermiyorlar. Favorin kim? Vallahi daha karakterleri tanıyoruz şu an. Daha çünkü Survivor... Kimden etkilendin? Şöyle bir ilk bakışta uzmanı olarak Survivor gittin geldin. Ya o tabii protezli kardeşim şu an. Barış. Ampute milli takım kaptanı. Bence Ampute milli takım kaptanı. Ben, şu an beni en çok o cezbediyor. Onun azmi, o mücadele ruhu. Şimdiden gönüllerin şampiyonu. Çok yani, da tatlı. Evet, bence, çok da güzel konuşuyor. Hani kazanır mı kazanamaz mı? Yüzü de çok güzel biliyor musun çok, çocuğun? Çok. Yani tertemiz. Kaç yaşında bilmiyorum çocuk dedim gencecik. Kardeşimiz. Ama yüzü de bebek gibi maşallah. Tertemiz. Baby face çok yani. Dizi oyuncusu bile olurmuş ondan ya. Evet. Peki niye işte onu güzel teklifler bekler zaten? İzlerken ah ben de orada olacaktım falan diyor musun kendilerine? Ya, özlüyor musun? Sinirleniyorum, kızıyorum, atamıyorlar, sinirleniyorum, evet. At şunu diyorum. Yani hala izleyemiyorum biliyor musun? Hala heyecanlanıyorum. Survivor'ın oradaymış gibi değil mi? Survivor'ın öyle bir ruhu ama bu var, oyunlarda yani. Şöyle bir şey hissediyorum. Ben de böyle bazı sahnelere takılıyorum. Ben orada olsaydım bunu yapardım. Hayır orada olunca o olmuyor işte. Ya nerede işte. Yapıyorsun? Arkadaşlar... Televizyondan çok güzel atıp tutmak. Ya bir kere şey var tabii şimdi atamıyorsun. Atamaman da normal aslında. Çünkü artık oraya 150 metre, 100 metrelik parkurlar var. Açsın bir de aç geliyorsun oraya. Artık beyne hükmedemiyorsun. Tabii. Yani beyin veya sana hükmedemiyor. Çünkü beyin gitmiş bir de o kampta yaparlardı futbol sezon öncesi. O şuralara git geller istasyon çalışması derler. Evet. Atamıyorsun o gidip alıyorsun ya. O daha yoruyor adamı. En çok orası yoruyor zaten. Ya, o unutamadığın en zor an hangisiydi Özlem dışında? Unutamadığım... Ya Acun abi benimle çok oynuyordu ya. Acun abi benimle acayip oynuyordu yani. Yalandan mesela oyun bitmiş. Bitmiş ben kazanmışım. Geliyordu bir vitesin daha var mı diyordu. Abi bittik diyordum senin vardır bir. Evet arkadaşlar şimdi de Nihat'la Taner ikisini alıyoruz diyordu mesela. Abi oyun bitmiş onu yendim. Yok bir tur daha dönelim diyordu. Bir çevirme oyunu vardı. Yani ama o bizimki çok eğlenceliydi. Bizde hem sertlik vardı hem felsefe vardı hem agresyon vardı. Yani tam bir tür filmi gibiydi. Her şey vardı. Kaos vardı, dedikodu vardı. İlerleyen dakikalarda, tabii, tabii. Zamanlarda ya burada da olur. Her şey var, geliyor. Her şey vardı ama şimdi daha bu biraz atletizme döndü. Hı. Atletizme döndü. Benim ama yani ben en son gittiğimde 90 kilo gittim şeye. Hani kaçmak, sırf programdan kaçayım gideyim diye gittim yani. Kaç kilo? 90 döndü? Kilo gittim ben bu 2018'de. Kaç kilo? Sonra baktım hep 20 yaşında All Star'a gittim çocuklarla. Finale falan geliyordum. Benim yine %38-39'la yarış kazanma oranında ama artık yani belirli bir yaştan sonra mental olarak gitmiyorsun yani. Acun evet. Abiyle sohbetlerimizde abi beni artık hani bir an önce gitmiyor çünkü yani 30 yaşında gidiyorsun işte 30-31-32 gidiyorsun ama belli bir yaştan sonra genç çocuklar futbol var onları. Işte. Futbol gibi yani bırakmak belirli lazım. Bir yaşı var. İnşallah hak eden kazanır diye düşünüyorum. Ben evet, şimdilik inşallah. Gözüme tabii ki çarpan çok kıymetli. Şey de beni şaşırttı yalnızca. Bizim Yusuf. Hamdi Alkan'ın Zeynep sürpriz. Sürpriz. Bak o sürpriz at diyorlar ya. Hani. Evet evet. O sürpriz at gelir. Çok gelebilir ve yarış marış da kazanıyor. Evet evet kazanıyor. Yarış da kazanıyor. Peki Dominik. Bir de onlar da yazsınlar canım. Biraz da izleyici de yazsın. Onlar kimi tutuyorsunuz favori? Onlar kimi destekliyor? Dominik'ten Miami'ye gidelim. Evet. Çakal adıyla sahne alan rapçi Emirhan Çakal Miami'de bir restorana gidiyor. Bir şişe suya sence ne kadar ödemiştir? Bir şişe su. Nihat. Ne? Pardon. Mesaj. Ha, bu arada Ebru Polat mesaj atmış bize. Ebru size sevgilerini iletiyor. Teşekkür selamlar. Ediyor. Şamil Tayyar çok kıymetli benim dostum. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Şamil Tayyar'a da selamlarımızı gönderelim. Şükrü Almanya'dan bizi. Rapçi istiyor. Emirhan Çakal. Rapçi Emirhan. Miami'de bir restorana gidiyor bir şişe evet. Suya. Evet. 3.500 dolar ödüyor yani yalan 66 bin lira ödüyor. Yalan yok, abi. Suyun özelliği de var. Suyun ya yalan ne su abi? Yarı değerli taşlarla süslü. Abi cennet suyu mu bu ne suyu? Kobe'nin yani? En doğal suyuymuş bu. Milleti yiyorlar hayatım. Hatta o restoranda su menüsü bile ayrıymış. Ya milleti yiyorlar ya. Bir de Türk restoranıymış. Ya milleti o bizim Türkler zaten biliyorsun hemen. Köşeyi Dönmenin kitabını okumuştur. O Sabancı'nın öyle bir kitabı vardı. Rahmetli'nin Köşeyi Dönmenin kitabı diye öyle. Yani milleti yiyorlar abi işte kahveye gidiyorsun bilmem ne dünyası ne sarayı ne bilmem nesi. Kahve aynı kahve vallahi. Hiçbirinin hepsi aynı. Evet. Ondan sonra su yani suyun 3.500 dolara su mu olur ya? 3.500 dolara su mu olur? Yani, milleti içmeyin hani... kardeşim. İçince ne oluyor? Ya su içmeye ki? Mi gitmiş bu anlamadım. O su içmeye su mi gitmiş? Su onu içmiş bence.
su içmeye. Ya ben sana doğunu şöyle tertemiz söyleyeyim. Yapmış. Bir kere. Yemeğe ne kadar verdi suya böyle şok işte. Şok falan yaşamamış belli ki. Orada böyle ben bu suyu da söyleyebiliyorum. Bunu içebiliyorum. Haberi olduğuna göre. Bu kadar göre da ödüyorum diye. Mehmet Üstündağ'ın haberi mi? Evet, evet. Mehmet Üstündağ'ın kelebekten Mehmet haberi. Suyun özelliği de dediğimiz gibi şişesi abi özellikle. Abi ne yapıyor? Bu bazı şimdi şeyler duyuyorum. Doğru yalan bilmiyorum. Hani gençleştirici. Ha tamam. İğneler varmış da yok 1 milyon dolara genç. Öyle bir iğne varsa bana da söylüyorlar öyle bir iğne. Kardeşim biz 1 milyon doları daha bir arada nerede göreceğiz de yani götüreceğiz kendimizi aşı vurduracağız. Öyle, o kadar paralar öyle diyorlar, kazanmadın yok mı Nihat sen? Bin, ya, canım çok harcadık ya. Ya ben öyle ha. Ben çok cömertim yani. Allah cömerttir hemen din dersine giriyoruz. Allah cömerttir cömertleri sever. Eli cebine gitmeyenin eli beline de gitmez kardeşim. Peki, açık söylüyorum. Peki nerede yani harcadın? Malı mülkü ya mi her ya bütün ailene bakıyor. 50 kişiye bakıyorsun şimdi Mügeciğim. Ha, evet. 50 kişiye bakıyorsun. Doğru. Nasıl olacak şimdi? Evet. Bazı sanatçı arkadaşlarımız da var. Anasını tanımaz, babasını tanımaz. Bir bakar babasının ölüm haberi gelir. Yalandan cenazesine gider. Cenazesi de gitmez. Kardeşine bakmaz etmez. Benim ömrüm tabii hep ailemize baktık. Bir de dostlarımıza baktık. Yani kimi insanlar paranın peşinde koştu. Biz dostun peşinde koştuk. Belki ben çok para biriktirmedim ama çok dost biriktirdim. Allah'a şükürler olsun. Çok o dostlar var. Altın taktı mı bebeğe? Taktılar. Ha, iyi. Taktılar. Fakat 40'ını yapacağız. 40'ından sonra getirip taksınlar. Herkesi de alamıyoruz şimdi. Tabii. Yani Sisi baskın yaptı. Tabii. Sisi eve baskın yaptı. Tabii. Ama herkese eve alamıyoruz. Ne yapacağız? 40'ından sonra altınları bekliyoruz arkadaşlar. Tabii. Nihat'la evet. Cuma evet. Sohbetimiz şimdi şarkıya dönecek. Bundan sonra Ramazan geliyor. 3 aylar geldi. Evet. Allah Ramazan'a bayrama kavuştursun. Her Ramazan Cuma günleri Nihat Doğan Hoca ile 2. sayfada beraber olacağız. Çok teşekkür Herkese ediyorum. Herkese selam, sevgi, saygı. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.